Kanal V Haber Müdürü Ali Buldu'nun hazırlayıp sunduğu Yüksek Tansiyon'un bu haftaki konuğu Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu. Antalya'nın konuşulduğu programın önemli konu başlıkları arasında turizm, güvenlik, tarım ve eğitim vardı. Ali Buldu'nun Vali Yazıcı için hazırladığı küçük sürpriz ise programda renkli anlar yaşanmasına neden oldu. Haber programı Yüksek Tansiyon'a hepiniz hoş geldiniz. Antalya gündemini belirleyen Yüksek Tansiyon programı bu hafta çok önemli bir ismi ağırladı. Kanal V Haber Müdürü Ali Buldu'nun hazırlayıp sunduğu programa Antalya Valisi Ersin Yazıcı konuk oldu. Malumunuz Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor ve biz... Antalya gündemini oluşturan konuların konuşulduğu programda dikkat çeken başlıklar tarım, turizm, eğitim ve asayişti. Turizmin başkenti Antalya hakkında turizm verilerini paylaşan Vali Ersin Yazıcı, 2022 Ekim, Kasım ve Aralık ayının şu anki kadarki en iyi rakamlara ulaştığını belirtti. Covid'den çıktık. Covid döneminde yapmış olduğumuz güvenli turizm bize artı değerler getirdi diye düşünüyorum. 2022 yılını 13.432.000 hava yoluyla gelen, giriş yapan yabancı sayısıyla bitirdik. Tabii yerlileri de kattığımızda herhalde 20 milyonu bulmuşuzdur. Evet. Tabii burada sevindirici olan öncelikle kış aylarının da 2019 yılı bizim peak yılımız malumunuz. 15 milyon 800 bin. Ama biz Ekim, Kasım ve Aralık olarak bugüne kadarki en iyi 3 ayımızı yaşadık. Evet. En üst düzeyde. Tabii havalar da güzel gitti. Bunun da tesiri var. Ama bundan çok mutluyuz, memnunuz. Sayın Bakanımız bir sonraki yıl içinde yaklaşık 16,5-17 milyon bir hedef verdi Kültür ve Turizm Bakanımız. Biz bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Bu şehir bunu layıkıyla yerine getirebiliyor. Turizmin yanında tarımda önce olan Antalya'nın sera ve örtü altı üretim konusunda bir numara olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, girdi maliyetleri artmasına rağmen çiftçilerin iyi para kazandığına değindi. Marifet iltifata tabidir. Gerçekten çok kaliteli ürün üretiyor. Sera'da örtü altında bir numarayız. Her manada bir numarayız. Her çeşidi üretiyoruz ve en kalitelisini üretiyoruz. Bu da bizim önümüzü açmaya devam ediyor. Hem ihracatta hem yurt içinde Antalya'daki ürünler kapış kapış gidiyor adeta. Geçen yıl çiftçilerimiz de iyi para kazandılar. Girdiler artmasına rağmen ürünlerini hem ihracat anlamında hem yurt içi pazarlamada. Ali Buldu'nun şehir içi ulaşımda yaşanan trafik sorunu sorusuna Vali Yazıcı, Antalya'nın bir dünya şehri olduğuna ve nüfusun her geçen gün arttığına dikkat çekti. Burası bir dünya şehri. Her geçen gün nüfusumuz da artıyor, misafirimiz de artıyor. Bunun altyapı yatırımlarının hızlı bir şekilde devam ediyor olması lazım. Yoksa polisiye tedbirlerle, kavşağa polis dikmekle bu sorunları halletmemiz çok mümkün değil. Çok ciddi yatırım gerekiyor. Artık bunu Büyükşehir Belediye'miz planlıyordur mutlaka. Vali Ersin Yazıcı, Antalya'ya gelen yabancıların suça karışma oranının çok düşük, Rusların geçici ikamet başvurusunda artışta olduğunu ve trafiğe çıkan yabancı plakalı araçların kuralları ihmal etmesi halinde polis eliyle ceza yazılacağını duyurdu. Talimat verdim. Evet. Uygulamalar başladı. Emniyetimiz ağırlıklı jandarma da yapıyor ama özellikle emniyet bölgelerinde yaygın, daha yoğun oldukları için bizzat trafik ihlali olduğunda biz... Hiç ayrım yapılmadan değil tabii mi? Tabii, kesinlikle. Antalyalı öğrencilerin tatil vermeyen vali ismini taktığı Vali Yazıcı, tatil konusuna sıcak bakmadığı, hatta bu konuda kızından bile baskı gördüğünü dile getirdi. Ben tatil taraftarı bir vali değilim, yani çok tatil... Eğitimden yanasınız. Ama eğitimden. Ama yağmur da deli gibi yağıyordu. Yani yağıyor da biz... Çok taciz edildiniz o süreçte. Çok taciz edildik. Bahçede ders yapmıyoruz. Kapalı alanlarda yapıyoruz. Birçok öğrencimiz de servisle gidiyor. Büyük çoğunluğu okullara. Dolayısıyla... Fırtına biraz daha önemli benim açımdan. Hani o daha tehlike arz ediyor. İlk gün biraz fırtına da vardı ama yani tatilden yana çok değilim. Evde kızım var, o liseye giden canımı çıkarttı. Yani dışarıdayım bir akşam misafirlerimle. İkide bir mesaj atıyor. Baba, arkadaşlarım beni sıkıştırıyor. Hadi ne diyorsun? Sadece siz değil yani. Çocuklarımızdan taciz yiyor. Yani kızım bile, yani kızım tamam yok dedim. Tatil yok. 485 bin öğrencinin bulunduğu kente eğitime verdiği önemle de dikkat çeken Vali Yazıcı, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından takdir gören Ahenk ve Asis projelerine de değindi. Ahenk'in içerisinde niteliği artırmak üzerine hedeflenen eğitimde niteliği artırmak. Bunun derdiyle dertlenmeye çalışıyoruz. Akademik başarı var, kültür sosyal faaliyetler var, değerler eğitimi var, ödüllendirme var. Ben vali olarak kitap okuma konusunda takıntılıyım. Bu milletin, Türk milletinin kitap okumayla ilgili biraz sorunları var.
Ve bunu her geçen gün iyiye doğru taşıyoruz hep beraber. Ben de bulunduğum şehirlerde kitap okuma alışkanlığının arttırılması için bir parça zorluyorum. Asis'le de şu an 123 okulumuzda devam ediyor. Ağırlık Kepez'de. 50'nin üstünde okulda Kepez'de. İlk ve ortaokullarda yapıyoruz. Evet. Oraya. Yoksul ailelerin yoğun olduğu ortaokul ve ilkokullarda, ilkokul 1'ler ve 8. sınıflar hariç çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz ve bunu düzenli bir şekilde yapacağız. Şu ana kadar 27.800 çocuğumuza spor kıyafeti dağıtmışız. Sağlık konusuna da değinen Vali Ersin Yazıcı, Antalya Şehir Hastanesi'nin en geç Mayıs'ta açılacağını duyurdu. Yani Mayıs'ta kesin en az 2 blok, belki de tamamına yakını. Bu 3-4 ay önceki inşaat görüntüleri şimdi belli bir noktaya ulaşmıştır. Müteahhiti de zorluyoruz. Evet. Müteahhit de sözünü aldık. Mayıs'ta inşallah en az 2 blok mutlaka açılmış olacak. Hatta o Nisan'da belki de açılacak. Tamamını da Mayıs ayında bize teslim edecek inşallah. Zehir tacirlerine göz açtırılmayan Antalya'da emniyet uyuşturucu denetimini sıkı tutuyor. Sentetik uyuşturucularda yani %100'ün üstünde yakaladığımız miktarlarda artış var. Ciddi manada sıkı tutuyoruz. Daha bugün de 11 kilo bir eser yakalandı Diyarbakır'dan gelen arkadaşların takibi sayesinde. Mesela kenevir bitkisiyle ilgili %70 azalma var. Niye? Geçen yıl jandarmamız 2021'de 25 bin kök kenevir yakalamıştı. Şimdi 7500'e düştü. Çünkü 2021 yılında çok büyük bir çalışma yapmıştı. Ciddi manada kenevir bitkisini yakaladık ve azalttığımız için bu yıl düşmüş oldu. Kanal V Haber Müdürü Ali Buldu'nun Vali Yazıcı için hazırladığı küçük sürpriz Vali ve izleyenlerin yüzünde gülümseme oluşturdu. Çocuklarımız dediniz de siz geçen gün bir paylaşım yaptınız. Bir ziyaretçim var dediniz. O fotoğrafı koyar mısınız arkadaşlar? Sizin çok ağır bir ziyaretçiniz vardı. Evet. 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 Nazır Alp. Çok ağır torunum. Bir ziyaretçiniz. Çok da güzel bir bakışıyla beraber dedesinin annesi makamında. Bu yakınından çekti onu o koltukta. 9 aylık şu anda hayatımıza yeniden bir acayip bir renk kattı. Çok güzel. Oğlumun oğlu. Sizin de orada bir torun gururu duruyor ama dedesinin makamı olarak da çok güzel. Torununuzla beraber misafirim hoş gelmiş diye de paylaşmış. Evet. Çok da güzeldi. Ben de onu bilhassa ayırmak istedim. Allah, bununla sağ kapatalım olun dedim. Çocuklarımız tabii...